Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda Philips tıraş makinesinde ufak bir tadilat anlatacağım. Şimdi babama ait iki tane tıraş makinemiz var. Birisi Philips 755, birisi Philips AquaTouch. Dede torun desek yeridir herhalde. Çünkü birisi 30-35 yıllık bir makine. Almanya'dan gelmişti. Şarjsız, direkt kabloyla kullanılabiliyor. Şu şekilde kablosu var. Diğer makinemiz ise şarjlı. Ancak bunun bataryası bitti. Bataryası da çok uzun süre çalışmıyor artık. Biz de ne yapacağız? Bunun bıçaklarını bulamadık piyasada. Eski bir makine olduğu için yedek parçasını bulamadık. Onun yerine yeni makinemizin bıçaklarını eski makineye bir uydurmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mı? 30-35 yıl zaman geçmesine rağmen ürünlerin bıçaklar birbiriyle uyumlu mu değil mi? Bunu bir deneyeceğiz birlikte. Önce bıçakların kafalarını çıkaracağız. Yani makinemizin kafalarını bir sökmemiz lazım. Bunun etrafında normalde kilit makarası vardı. Tabi ürün eski olduğu için makara bozuldu. Şimdi bıçakların içerisindeki kilidini açacağız. Şu şekilde yakından göstereyim. Şurada dönerli bir mekanizma kilit var. Kilit kısmını çıkardığımız zaman zaten bıçaklar boşa düşmüş oluyor. Bu şekilde bıçakları çıkarmış olduk. Yani 3 tane kapak, 3 tane de bıçak bulunuyor. Diğer makinemizin de yine kilit mekanizması dönerli. Aynı, arada bir fark yok. Ama bunda tek fark bıçakla beraber yani 3 bıçak birlikte çıkıyor mekanizmayla. Burada da kenarında tırnakları var. Çok zor bir şey değil. Yani siz makinenizi feda etmeyi göze aldıysanız biraz kurcalayabilirsiniz. Çünkü ürünler mesela Philips'te, Braun'da farklılık gösterebilir. Bıçaklarını kenarından çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde benzer bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Bıçaklarla karşılaştırdığımızda aralarında hiçbir fark olmadığını gördük. Sadece birinde metal kaplama var, birinde plastik çerçeve bulunuyor. Hemen hemen şekli deseni birebir aynı. Bir bakalım diğer bıçakları değiştirip testimizi yapalım. Şunla şu takıldı. Bıçaklarımızı birleştirdik. Yerlerine tekrar geri oturtma zamanı geldi. Çok basit bir şekilde oturuyor. Fazla zorlamaya gerek olmadan tık tık yerine geçti. Çerçevesini yerleştiriyoruz. Kilidini de kapattık. Esnemesi de hala çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Evet, yerine oturdu. Bir bakalım sakalımızı bir kesmeyi deneyelim önce. Başarılı olabildik mi? Sizlerle paylaşalım. Evet arkadaşlar, bıçaklarını değiştirdik. Yani hakikaten enteresan bir durum oldu. Aradan 30-35 yıl geçmesine rağmen babamın sakallarını güzel bir şekilde kesmeye başardı. Şu an makineyi test ettik. İçini tekrardan temizledik. Hani size göstermek istemedim ama gerçekten 30-35 yıl bir nesil farkı olmasına rağmen bıçaklarının birbiriyle uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Eski bir makineniz varsa yeni makinenizin bıçaklarını bununla değiştirebiliyorsunuz. Ya da çöpe atmak üzere olduğunuz eski bir makineniz varsa bunun bıçaklarını yeni tıraş makinenize de aktarabilirsiniz. İkisinin bıçakları birbiriyle uyumlu. Çünkü bıçaklar biraz piyasada pahalı. Yani başka muadil uygun bir markanın tıraş makinesiyle aşağı yukarı aynı fiyata geliyor. O nedenle eski ve yeni ürünlerinizi değerlendirmenizi, çöpe atmadan önce bir kurcalamanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.